Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda G20'si ve Berat var. Ne haber Berat? Abi? İyidir. İlk önce Berat'tan arabasını anlatmadan önce bir telefonu çıkarır mısın Berat? Telefon arabada evet. Abi. Berat'la daha önce ticaretimiz oldu ve kardeşimiz gibi olduğu için biraz samimi olacak. Şimdi gel Berat, bir ekran süresine girer misin? iPhone kullandığın iyi oldu. Ekran süresi. TikTok kullanımını açar mısın? Kaç saat abi? Oğlum 3 saat TikTok'ta ne yapıyorsun? CEO'su musun? Neyi yani? Millete dert oluyorum. Buraya da sallamaya gelmiş kendisi. Şimdi bir olayı açıklayayım. Daha öncesinde bir golf ticaretimiz olmuştu diyorum. Olmuştu bizim tarafımızda. Ama sonrasında ertesi gün uyandık. Biz kahvaltıya bekliyoruz Berat'ı. Berat Bey, abi falan bir şeyler diyor. Ne oldu oğlum? Arabayı vereceğim mi vermeyeceğim? Abi bir şeyler falan. Dedik ki bu ticaret olmayacak. Ama biz videoyu aldık olarak çekip yayınlamıştık bile. O yüzden golf bize geçmedi. Ardından da akımlar makımlar takip ettik seni. Sizin sayenizde biraz şey yaptım abi piyasa. Bir de yüz bulup araba getirmişsin. Bir de akşam saati. Ben şimdi sana güvenip anlaşıp yarına nasıl ticaret atayım? Abi, seni tutup notere götürmem lazım. Yok bir şey olmaz ya. Ben bu arabayı satmaya aldım zaten. Satmaya aldın. Satmaya sıfır araba niye alır oğlum insan? Daha öncesinde baylarda araba yoktu çıkmıyor. Da. Hala çıkmıyor mu? Yok çıkmıyor abi. Yani ben bu renk istemiyordum normalde. Bunu aldım işte çıktığı için. Bunu da satıp bir şey düşünüyorum da onu burada söylemeyeyim ya. Hadi bak. Güçlü bir makine mi? Yok. Genel bu standartlardan. Sıfır mı alacaksın? 1.6 olmaz 2.0 olur. 0 alacağım. İyi hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Bir Mercedes'e falan geç 4 Matic C200. Yok abi ya. Yok mu? Yaşım şey yaptı. Hatchback mi? Yok. Sedan. Geçeceğin arabayı niye oğlum sorularla şey yapıyor? Söyle gitsin ne olacak? Abi aramızda kalsın. Buraya bir şey koyarız. Tamam. Ben... İyi güzel araba. Buraya ama bunu aynen bipledik. Tamam hadi. Şimdi arabamız Dravity gri. Zaten bu arabanın aynı kasasına çok hakimiz. Ali'nin kendi Ali özel aracıdır. Sadece bir makyaj gördü 2023'te. Onda da arka difüzörümüz değişti. Ön tamponumuz değişti. Panjur bu şekilde mi çıkıyor? Sen bir işlem uyguladın yo, mı? Yok bu şekilde abi. Araba daha 1000 kilometrede. Ben hiçbir şey yapmadım. Çünkü daha önceki kasalarda direkt böyle gümüş detaylarıyla çıkıyordu. Biz de G20'de bu şekilde piyano bilek bir ön panjur seçmiştik. Ama bu şekilde çıkması makyaj olarak da güzel olmuş. Hı-hı. Makyajlandı zaten. Shadow paket diye geçiyor abi ya. Bu ön... First Edition M-Sport değil mi aynen, araç? Aynen. Opsiyon olarak ne aldın? Galiba M... Abi renk, tamam. M3 koltuk geliyor. Bir de bu Shadow geliyor. M süspansiyon falan. Kaliper var. Kaça çıktı sana bayiden? 3 milyon 200 bine çıktı. 3 milyon 200. Evet. Şu anda bay fiyatı 3.300 galiba bir indirim uyguluyorlar. 3.480 üstünden biraz daha indirim uyguluyorlar. 3.480 mi oldu? Bir daha galiba Euro'dan sonra zam geldi. Çünkü Euro 33'e doğru dayandı. Euro da bayağı yani gidiyor. Normal arabalar Almanya'dan geliyor sonuç olarak. Evet. Onlar da zaten araba yok ki şu an ellerinde. Sadece fiyat veriyorlar. Ya tabii şu anlık öyle. Sen oraya gittiğinde yani BMW bayisine gittiğinizde neyle karşılaşırlar diye sen de yeni sıfır araba aldığın için sorayım. İşte emniyet kemeri ister misin çizgili? Soruyorlar. Hani soruyorlar. Ama gelmiyor. Yok. Soruyorlar diyorlar ki böyle araba istiyorsan 4 ayda teslim ederiz. He diyor. Araba istiyorsan diyor sana 2-3 tane seçenek sunuyor. Bunlar elimizde hazır. Bunları alıyorsan al. Bana da bu öyle düştü. Yoksa benim niyetim maviydi. Yani SC galiba mavi, kırmızı, turuncu gibi bir rengi var. Onlar çok bulunmuyordur. Böyle kiremite benziyor. Onun haricinde arabada opsiyon olarak jantı geldi. Zaten First Edition M Sport'ta direkt bu şekilde çıkıyor. Her Shadow'da direkt böyle geliyor abi. 19 inç. Aracımızın zaten fabrika çıkışı ramfilet lastiklerimiz var. Kaliperler mavi. M kaliper. Bu detay daha önceden yoktu. Yani net bir bilgim yoktu. M kaliper diye geliyor. Tamam o da güzel. Arka difüzörü de göstereyim. Çünkü difüzör de makyajlandı. Zaten en büyük makyaj olarak hani tamponları geçeyim. Büyük ekran olarak içeride ondan harbi etkilendim. Çünkü Mercedes'te hep etkileniyorduk. Command ekran, command ekran. BMW niye böyle NBT bir de hayalet gibi yapıyor diye. Bu sefer tam multimedya ama ve hayalete geçti. Bir şey söyleyeyim mi abi? Ali abinin 3.20'de mesela vites var. Bu arabada vites yok. Nasıl yani? Golf gibi böyle minnak bir şey yapmışlar. Yani normal. Yani BMW'yi de şeye dönüştürüyorlar artık. Modern arabalara dönüştürüyorlar. Yani bu arabayı aldım da full ekrandır. Bence BMW'ye yakışmıyor. Ya BMW artık bence... Makyajsız kasası daha güzeldi bu arabanın. M serisiyle normal bineği ayırıyor. Hani mesela ESP'ye basılı tuttuğun zaman kapatmıyor. Yarım mı kapatıyor? Yarım kapatıyor. Ekrandan kapatman lazım. Ya bunu da elektronikleştirmişler. Anladım. Evet zaten tüm arabalar artık öyle. Onun için racing tarzı üretilen arabalarını almanız lazım. M tarzı arabalarda BMW alırsan o şekilde gelir. Difüzörümüz de makyajlandı. Arka difüzörümüz de bu şekilde. Şimdi hava temiz soğuk. Şimdi arabada zaten herhangi bir kaza, boya, tremer, yo, hiçbir şey yok. Şey yok abi. Garantisi devam ediyor. Garantisi sana bir bilgilendirme yapmışlardır. Ne kadar garantisi var? Ya abi garantiyi uzattım 5 sene de. Geçen hafta bir şey yaşadık. RSA'ya götürdüm arabayı. Yazılım attım. 300 beygir yaptım. Allah Allah. Dayanamadım bu Rusya'dan abi falan şimdi. Geliyorlar galiba o yazılımlar için. Türkiye'de çok yapan yer yok. Unlock günleri var abi. İşte geçen hafta geldiler götürdüm arabayı. Normalde 280'lik yapıyorlar sonra 300 diye yuvarlıyorlar. Şimdi yeni sistem getirmişler herhalde. Gittim direkt 300'lük yaptık. Evet Ali'nin i̇şte, arabasına da bunu teklif edenler vardı. Her ama depoda
garantiyi bozmak istemedim. 5 litre ile 10 litre arasında etanol koyuyorum. Öyle gazlıyorum mecbur. Ha, yoksa araba kaldırmaz. Şimdi turboya murbaya girmeyi düşünüyorum, satmazsam. Bize niye getirdin oğlum bu arabayı, biz satamayız yani. Bu şekilde oynanmış, garantisi bitmiş 2023 model bir araba. Artık onu Ali ile konuşursun. Hani Ali'nin de farklı kafasında ticaret var. Çünkü bu arabanın yeni kasasına belki geçmek biner istiyordu. Buna ya. İşte o yüzden söylüyorum. Hani binici olursa ona göre bir fiyat verir ya da sana bir takas teklif eder. Bakalım onu abi. Ali'ye bırakıyorum. Ben arabanı inceliyorum. Onun dışında hiçbir şeyle oynamadım zaten. Egzozla düşünüyorum. Satmazsam. Satmazsın. Evet. İnşallah. Bakalım. İnşallah. Arabanın, Ali'nin arabasının haricinde taba koltukları var. Bir de ön koltuklar spor. Evet. Arabamızın içi taba ama bunun vişnesi harbi daha iyi. Sen gerçekten, galiba yok. Dışını mavi, içini vişne mi istemiştin? Öyle istemiştim ama vişnede de işte M3 koltuk yok. Evet. Bunlarda M koltuk var. Tabada tabalarda ve siyahta. Tabalarda geliyor direkt. Aha. Dört kasalarda da onu sunuyorlardı. Biz bir ara 4 sormuştuk. Ya işte abi M koltuk çok güzel duruyor ama tabayla siyah koyuyorlar sadece. Evet, bu koltuk güzel ama yani bizim Türk insanı biraz böyle ödemi falan olduğunda ya da iftar sonrası arabayla gazlamaya çıktığında biraz kasıyor yanlarda. Yo, gerçekten şuralardan kasıyor, basıyor arkadaşlar. Şu simitler var ya, rahatsız oluyor. M koltuk Türk insanına göre değil. Yani Berat'a göre olabilir. Tam senlik koltuk ya. Bir oturur musun? Oturayım abi. Bir otur. Bak M koltuk buna tam oluyor. Şuralarda bak, şey boşluk yapmıyor. Bile var buralarda. Ben oturduğum zaman şuradan bir ciğere baskı oluyor. Bir de sen otur abi ya. Yok yok, benim ciğer... Şöyle göstereyim. Benim buradan ciğere basıyor. Nefes darlığı geldi bana. Ya spor koltuk şu, güzel görünüyor. Şu detay görünürse sevinirim ya. Burada neler var? Masaj mı? Şunu demiştim abi ben. Bu mu? Bu ne oğlum? Yani sıfır araba veriyorum direkt. Sıfır olduğum farkındayız ama tek bundan mı yani? Her şey okey. Vallahi sadece ben gittiğim zaman bayide ekranın şeyini sökmüşlerdi abi. Allah Allah. Bana bırakmadılar, sökmüşler. O da ilginç. Buralarda ne var ya? Abi şu bel desteği. Bel desteği. Bunu ben, bu yanları şey yapıyor. Bir de şu şey var. Şey olarak abi bir kafa alabileceğim mi? Şu arkandaki kafa başlığı oynuyor. He, kafa başlığı oynuyor. Bu da M koltuğun detayı. Bir de ben şunları sonradan boyattırdım. Onlar normalde plastik geliyor. Gri bir şeyimse. Ben piyano bilek yaptım, içinde boyattım. Ya, iyi güzel olmuş. Neyse, arabanın içine etmişsin. 300 beygir yaptım abi. Çok koyuyor ya. Golf geliyor. Mesela benim eski arabam 190 beygir civarıydı Golf. Golf ESC. 5. Golf 5. Abi geliyordu, yanımdan geçiyordu. Köpek oldu. Yani son zamanlarda stok olarak çıkan arabalardan en beğendiğim, hani fiyat bandında, C200'ün 4 matikleriydi. 204 beygir olarak, 4 çeker olarak çıkıyor. Hani BMW'de bunun emsalinde bir şey almaya kalktığınızda çok yüksek meblağlar ödemek zorundasınız. Bu arabanın da 1.6 motor olup da yani bir yazılımla 300 beygir olması benim çok tuhafıma gitmişti. Yani normalde bunun olayı %30'dur. %70'i hani 220 yapsalar okeyim ama 300 beygir denilince çok şaşırmıştım. Hani bir ara Ali de kafayı kırmıştı da sonra garantiyle yazılım arasında kaldı. Şimdi belki kafa kırmıştı. Kırmasından devam edebilir. Onu siz ve daha detaylı da nerede deneyeceğimi bilmiyorum zaten. Kuzey Marmara'ya da orada sağ 140. olsunlar radar koydular. Lazımdı ama oraya çıkıp gerçekten. Ya İzmir otobanında deneyeceğiz artık abi. Yapacak evet, bir şey yok. Oraya da koyarlar yakında. Arabaya yazılım attım, daha deneyemedim. Ara hızlanmasını biliyorum bir tek. Birazdan deneriz, bakarız. Arabanın dışında anlatılacak bir şey yok. Arabamız sıfır. Güzel. Bakalım arabanın inşallah güzel bir ticareti olur. Belki bize geçer. Ali sana bir takas teklif eder, sen de düşünürsen. Tamam abi, bakarız. Bakalım o zaman. Ben sana veda ediyorum. Tamamdır abi, görüşmek üzere. Ali ile konuşursun o zaman. Sağ olasın. İyiyim abi, sen nasıl? Valla elim ayağım buz kesti ya. Valla benim de. Üstüne bir şey giy ya, donacan. Yok abi ya, kamera karşısında öyle durmuyor. Öyle mi? Tamamdır. Berat plaka almışsın. Valla yaptık bir şeyler abi, escort plakadan sonra. Satacaksın ama iyi plaka milaka yapmışsın. Sen geçiririz bence... abi diğer arabaya ya, satarsak. Okay. Okay, ben tutmak istedim plakayı çünkü şimdi, bir yerden düşürdüm. Bu arabanın benim için mantıklı olabilecek tek tarafı var. Hani model yükseltmek için kendi arabamla takaslarsam ancak. Hani sen de bu kasayı, madem eski kasayı buna göre daha çok beğeniyorsun. Ben de açık konuşayım, bu kasayı eskisine göre daha çok beğeniyorum. Neden? Tamam okey, bir iki tampon değişimini bunu zaten ayarlarsın. Bu İçeride gel göstereyim. İzleyicilere gösteriyorum. Sen zaten arabanı biliyorsun. Heh, da. Geç abi. Şu içerideki comment ekran arkadaşlar, bunun bir model eskisinde yok. 2022'nin ikinci yarısında çıktı. Yani bu comment ekranı ben açıkçası çok beğeniyorum. Hani Mercedes bunun öncüsü. Üçlerde bu kasaya kadar böyle bir şey yok. Bana kalsa üçe de çok yakışmış ve kendim tasarım olarak o üç ekranı sevdiğim için düşünebilirim. Normalde ben açıkçası arabayı satıp daha farklı pickup tarzı bir X-Class yapmak istiyordum. Anlayabiliyor musun? Anladım, hani Mercedes'in anladım. X serisi anladım. Var ya, onun güçlülerinden bir tane yapmak istiyordum. O yüzden arabam satıldı, hatta onunla alakalı bir X takasıyla alakalı konuşuyordum. Bir ama ara bir satış meselesi olmuş herhalde. Bir kapora yakmış ama. Ya, yok, kaporayı siz geri iade etmişsiniz. Biz kapora geri iade. Biz kapora yakma alışkanlığımız yok. Anlaştık. Kapora da aldık yani. Söylemesi ayıptır arkadaşlar. 100 bin lirada kapora aldım. Öyle bir araba için bu arada yakabilirdin normal. Yakabilirdin abi aslında. O da senin hakkındır ama. Yok işte... yok. Biz öyle 100 bin lira kapora insanın gırtlarına takılır. Yani anladın mı? Adam bir beddua eder, o parayı zaten yemek nasip olmaz. Çünkü adamlık bir suç yok, anlatabiliyor muyum? Yani ya, tabii ki. Adam da parayı denkleştiremeyince, işte beklediği kredi gelmeyince ödeyen ne olacak? Anladın mı? O yüzden. Vallahi siz insaflı da
davranmışsınız yok, abi. Yok, galerici biz... eline düşseydi o adam gitmişti 100 bin lirası. Ya işte, herkes kendi bildiği ticareti yapar ya. Bize aynen nasip öyle olmaz öyle. Okey. Arabanın rengi zaten benimkiyle aynı. Benim için bu arabanın mantıklı olmasının tek sebebi model yükseltmek. Şöyle mantıksız olmasının sebebi de garantiyi bozmuşsun. Şimdi şöyle ben de... O bende alışkanlık abi ya. Ya ben de garantiyi bozdum bozacağım yani. Oralara gittim geldim çünkü... Ya abi gerçekten gitmiyor ama ya. Gitmiyor ben bir de... ya. Stoğu gitmiyor. BMW aldım. Ya bir şey bekliyorum böyle hız gideyim falan filan. Yok ya torku güzel bak. Bunun orijinalinin de şey yapma, yazılım yapma. Torku güzel yani bir yerde kapattığın zaman 250'ye kadar çok güzel yaslarsın. Şimdi Golf'ten indim abi, buna geçtim. Ben sallıyorum ama ben gerçekten stok 320'leri Golf'le geçiyordum yani. Buna geçtim araba gitmiyordu. Ya yazılımı Golf'e gittim... geçebilirsin. Ama dediğim gibi bunun yazılımda halinde geçecek 5 tane yok araba var yani memlekette. Aynen öyle abi. Yani öyle bir muhabbet olduğu için yazılım atarsan zaten çok güzel gidiyor. Ben tek bu arabaların fiyatı 3 milyona yakın. Anladın mı? Hadi eski kasası da 2,5 milyon olsun. Ya tabii bir de garantiyi de uzattım. Ya ona rağmen bozdum bir yani. De ona para veriyorsun yani. Anlamadım. Ama seni işte şey garantisi var abi. Bir yere vurmadır, etmedir, çalmadır. Ya yani bak ben bayağı bir şey kapsayan ben vardı. Ben sana söyleyeyim. Ben bu arabayı takasla değerlendireyim seninle. Hı-hı. Benim arabayı vereyim sana. Tamam. Tamam mı? İç koltukları seninkinden farklı olarak vişne. Hı-hı. Onun dışında... Ben senin arabaya hakimim ya. Okey. Biliyorsan... Bir tane lokal vardı herhalde kapı tarafında. Yok arabada boya. Göçük mü vardı? Eren abinin çizik yaptığı. Çizik var sadece. Ha çizik mi vardı? Pardon. O lokal yok ya. O boyasız şekilde halledilir. Onu boyatmaya gerek yok. O duruyor mu abi hala? Duruyor ama ben yaptırıp verebilirim onu. Yani sıkıntı yok rotuşla... abi. Yok yok kolay işler onlar. Sıkıntı ya yok. Ben hatırladığım kadarıyla söyledim. Vallahi yani bu arabanın da dediğin gibi şu an bayide 3.2'den çıkıyor. Ama şu an piyasası 3.2 mi dersen değil. Yok hani değil tabii ki. Oralarda gitmiyor. Yani bunu ilana koysan 3.100'e veya 3'e gidecek bu araba. Ama şöyle bir şey var. İyi ihtimal 3'e gider yani. Şöyle bir ihtimal var. Araba bayide yok. Şöyle ben anlayamadım. Yüksek arabalarda bir anlamsız bir düşüş oldu. Yani normalde arkadaşlar bu tarz arabalar bayide 3.2'ye ve zor çıkartılır durumdayken piyasasının 3-3.5 civarında en kötü olması gerekiyor. Ya şöyle gerekiyor abi, şimdi bu krediye fazla şey veriyorlar ya. Millet tabii, sıfır tabii hiçbir şey almıyor. Okay, parasını krediye yatırıyor. Okay, onun çok farkındayım ama böyle bir durum var. Araba piyasasında yüksek arabalarda çok ciddi bir düşüş var. Hani benim bu arabayı almam için mantıklı olan rakamı söyleyeceğim sana sadece. Hani ben senin arabana bakmıyorum bile. Sıfır BMW zaten hani aşinayım. Sen de benim arabamı biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Ben üzerine benim arabanın sana 400 bin lira vereyim. Bir model yükseltmiş olayım. O şekilde değerlendirebilirim. Yani bana mantıklı gelen ticaret bu. Çünkü okey araban güzel. Eyvallah. Hiçbir şey demem. Yeni kasa sıfır BMW, sıfır BMW'dir her zaman. Benim aklımda böyle bir araba yok. Hani bir sen, anda gelişen bir şey. Yani bir anda gelişen bir şey. Sen dediğin göstereyim. Yani bu arabayı alabilmek için bu kadar nakitle bekleyen param da yok. Hani anladın ya mı? Ben bu arabayı bir heyecanla çıktığı için aldım ama yo memnunum da aslında. Çok ama para çok. Anladın yani bir mı anda bir değişiklik niye ya olmasın? Ya şimdi zannetmiyorum böyle 3 milyon, 3,5 milyon kimsenin cebinde şu an nakit beklettiğini yok anladın abi, mı? Varsa faizdedir, yani varsa başka bir şeydir. Hani benim de yok yani o kadar nakitte param. Hani 400, hadi bilemedin 450, hani teklifimi revize edeyim. 450 üzerine vereyim. Sen 2022 al, ben 2023 alayım yani. Ancak o şekilde bana mantıklı geliyor. Ya şimdi abi şöyle ben biraz bunu düşüneyim. Düşün. Şimdi hemen karar vermek istemiyorum. Golf'te hemen karar verdim. Ya yok yani ama dediğin şey kesin olması lazım. Tamam ben seni tabii ticarete zorlamıyorum. Tamam kabul edersin ya da etmezsin. Benim maksimum yani Golf'te sen... sizi kabul ettikten sonra gece kafamı yastığa koydum. Gerçekten üzüldüm. İlk arabam. Okay, çünkü tamam onu yapma hayalim de vardı. Ya biz böyle şeylere alışkınız tamam mı? İlk defa başımıza gelmiyor. Sıkıntı yok. Hani bunda öyle bir şey yaşamam yeter. Birincisi yok, eyvallah bir kabul olmaz ediyorum ama ikincisi olmasın. Okey ya da okey değil diye dersin. Benim final teklifim sana 450. O da arabanın beğendiğim için. Şimdi araba arkadaşlar Shadow Far'ı var. Anladın mı? Bunlar opsiyon. First Edition M Sport bu arabanın dolusu. Tamam mı? Hani 50. yıl haricinde dolusu. Bir tek jantın opsiyon olarak orta bir jant. Şöyle göstereyim size. Bu arabada arkadaşlar 3 tane jant opsiyonu var. Biri çok kollu. Opsiyon değil. Direkt fabrika çıkışı geliyor. Bir bu var. Yanlış hatırlamıyorsam 35-40 bin lira var. Bir de 50. yıl benim arabanın üzerindeki olan jant var. O da 100 bin lira opsiyonla satılıyor. Sen orta opsiyon almışsın. Shadow'da direkt bu geliyor. Ben bir şey opsiyonlamadım ya. Araba direkt böyle geldi bana. Ya senin araba bu şekilde gelebilir ama normalde opsiyonlayabiliyorsun. Ha, tabii ki. Hani yani senin arabanın üzerinde bu şekilde gelebilir. Şimdi arabanın her şeyini sen tek tek yazdırabilirsin ama araba gelir sana gelmez 9 abi, ay sonra. Yok, aynen öyle. Hani muhabbet öyle olduğu için ne varsa artık bayide onu topluyorsun. Onun üzerinden konuşuyorsun. Senin bayiden çıkan paket benim hoşuma gitti. BMW'de bu rengi seviyorum. Shadow güzel benim için. Yeni kasa her şeyle güzel. Benim arabam da sıfır, senin araban da sıfır. Yani benim arabam 30 binde, senin araban 6 binde. Ben araya 450 bin lira fark yazdım. Tabii ki de senin araban ekran değişiyor. Neticede tamponlar değişiyor. BMW'de pahalı bir araba olduğu için. 450 bin lira bana adil geldi. Hani üzerine yat sen bir düşün. Yarın beni ara. Bir kafamı yastığa koyayım abi bu sefer şey yapmayayım. Okey tamam. Acele etme bu sefer. Tamamdır abi sıkıntı yok. Bakalım arkadaşlar eğer araç bize geçmiş olursa ben sağda solda çıkan Instagram hesaplarından bunu paylaşmış olacağım. Geçmemiş olursa da zaten ben TikTok'ta paylaşıyorum arkadaşlar. Geçmemiş olursa da o TikTok'ta paylaşıyor arkadaşlar. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Takas değil de şimdi benim farklı planlarım var. Şöyle. Ben bu arabayı çıkardım bir heyecanla ama nakitte 3 milyon düşünmez misin bu araba için? Nakitte 3 milyon düşünmem. Neden şu an? 3 milyonum yok çünkü. Ben nakitte bekleyen böyle bir param yok zaten. Ancak takasla değerlendirebilirim. Ya şimdi 2023'ünden inip 2022'sine bir tamam eski kasa daha güzel dedim de bir anda ona girmek yani de... benim bu arabayı almamın benim teklifim bu. Alırsın almazsın o beni tamam düşündürür ama nakit direkt ya şey yapardım. Düşün olumlu ya da olumsuz
parasız dönebilirsin. Hı-hı. Tam nakit zaten şu an açık konuşayım 3 milyondan 0.4 çıkartırım ben yani. Tabii şu an verirler. Anladın 2023'ler çünkü ellerinde şu anda. Yani 4'ünü aynı parayı almak varken gidip de 3'üne vermem o parayı. Yani, yani onu çıkart ancak takasla dediğim gibi bana mantıklı gelebilir. Bakalım abi düşüneyim hayırlısı olsun. Öyle bir süreyim ya arabanı. Tamam abi. Geniş ekranlıya bakayım. Tamam. Arabayı da sürmemiş olmayalım. Tamam ki araba kaliteli durmuş ama bu benim gözümü yordu. Ekran değil mi? Çok önde. Hani beğendim tamam. Gece giderken zaten head up da şey yapıyor abi engelliyor görüşü. Şurada değil mi head up? Kamerada çıkıyor mu bilmiyorum. Şurada head up display var. Ama ekran çok öndeymiş ya. Ekran hani ilk defa güzel. Yeni ekranlısını sürüyorum. Bir tık göz rahatsız etti. Bir daha Emirhan biliyorsun ya şurada hani koltuk ısıtmalar falan normal tuşlarımız vardı yok, burada. Hepsi burada şu anda. Artık hepsi ekrana taşınmış. Vitesi Emirhan abi söylemiştim ya. Bu Golf'ün vitesi olmuş zaten. E-toggle vitese geçmişler. BMW dedin de en azından şu aynen şu öyle. Hareket mesela hani ya abi, yanlayacaktım mesela zaman. Veya da manuele çekeceksin öyle devam edeceksin. Yok yok. Bunu da şöyle yapıyorsun abi göstereyim sporta nasıl çektiğini. Böyle yapıyorsun. İlla şu hareketle yapmam gerekiyor tabii yoksa gaza, sen şekilde çeksen. Gaza geliyorsun abi böyle anladım. Yapman gerekiyor. Okey tamam. Şimdi ben bunun sürüşünü açık konuşayım beğendim. Zaten hemen hemen aynı. Ondan yana sıkıntı yok. Bir tek beni şuradaki tuşların artık burada olması rahatsız etti. Ben ekranla panikleşmekten nefret ediyorum. Anladın mı? Araba sürerken. Yani ısıtma buradaysa burada. Ben burada gireceğim de ısıtmayı açacağım yok, da bilmem normalde neydi. Normalde şöyle abi. Buradan geliyorsun işte buna basıyorsun da koltuk ısıtmayı böyle geliyorsun falan filan. Bir de kademe koymuşlar buradan. Ya ben... Yani şurada tuş boş mesela. Bak şurada bir tuş var. Bu kadar da değil ya. Bunlar çok sık kullanılan şeyler ya. Bunlar burada olmalıydı. Aynen öyle. Ya benim için ben ticari olarak düşünüyorum. Sıfır bir araba her zaman sıfır bir arabadır. Öyle. Anladın mı? Ben bunu daha kolay satabilirim. Bir de direksiyonda da bir değişiklik var abi. Belki direksiyon daha kalın. Ve şurası dikiş farkı var. Aynen. Dikiş atmamışlar direksiyonu. Bir de direksiyonun şu yanları falan daha kalın olmuş. Direksiyon normal simidi bu kadar kalın değil. Bir tık eskisinde. Ben arabanı beğendim. Araban sıfır zaten. Hiçbir şey demiyorum. Okey. Hani tabii beygir de yüklü olduğu için arabanın hızlanması da çok güzel olmuş. Abi 300 beygiri boşa yapmadık 300 beygir. Ya. 3.0 çeviriyor değil mi araba? 3.0 abi çeviriyor ama ekran 261'de tıkanıyor. Ekran. Şeyden, o ekranı da yazılım atman lazım. Yok, şimdi şöyle gelmemiş daha henüz. Gelmemiş mi? Gelmemiş yok. Buradan RSA'ya selam olsun. Kendisi bana yazmıştı. Onları da çok severim. Dedi senin arabayı direkt 300-3.0 çevirtelim dedi senin arabaya. Ya, o kasalarda oluyor da bunlarda olmuyor. Bizde telefondan işte bir uygulaması var abi. Onu açıyoruz. Orada yazıyor. O nasıl bir şey oğlum? O da kendinizi mi tatmin ediyorsunuz? Yani şuraya koyuyoruz abi telefonu. Mecbur öyle bakıyoruz. Yalnız bunun geri görüş kamerasına bayılıyor. O kadar net ki. Hani kendi arabam diye de söylemiyorum ama şu BMW'nin geri görüş kamerası başka hiçbir ama arabada yok böyle. Ama ben şimdi sana Golf'ü gene öveceğim de. Abi yağmur mağmur yağıyor. Bu geri görüş ıslanıyor. Ama Golf'te öyle değildi. Golf'te kamera açılıyordu. Ne güzel ıslanmıyordu. Onu da bir daha net yıkatırsın oğlum arabanı bir şey olmaz. Okey. Teklifim geçerli Berat. Düşün tamam, taşın. Abi, düşünelim 450 bin cash. Bir de G20 yine. 2022 modeli. Yani olursa haber verirsin. Arabam fena değil. Arabanı beğendim. Vallahi bunu düşüneyim abi de size bir daha mahcup kalmak istemem. Ay ya olumsuz olsa da bizim için sıkıntı yok. Sonuç anladın olarak bunlar teklifdir. Ticarettir. Abi tabii, aynen öyle. Aynen öyle. Ben günde 50 tane ticaret teklifi alıyorum. Yani anladın mı? Ayda 10 tanesini ancak kabul ya ediyorum. Ya ben buraya gelirken mesela hiç takas şeyim yoktu. Ben de hem bir otururuz çay kahve içeriz. Ya yine çayımızı kahvemizi içelim. Ben diyorum ya hani arabanı madem okumak istiyorsun. Hı-hı. Arabanı alabileceğim yöntemi söyledim. Vallahi nakit o kadar param yok. Şimdi sen bu arabayı kesin satacaksın mı abi? Şimdi ben kendi arabamı da satılığa koydum. Bir tane Taycan var. Hı-hı. Yakın arkadaşımızda. Hani şeyde mi Eren abi mi? Yok. Taycan'ı o abi biner sanki. Yok. Aynen. O da zengin değil mi? Yok. Benim diş doktoru bir arkadaşım var. O Taycan aldı. Ben diyor telefonu prize takıyorum. Saati diyor prize takıyorum. Arabayı da prize takamıyorum diyor. Uygun bir para söyledi. Çok uygun bir para söylediği için de o parayı denkleştirmek için işte 1-2 arabamız şu an ilanda. Hı-hı. Yoksa ben açıkçası şu an araba satmayı çok mantıklı görmüyorum. Arabalar bu devirde çok uygun araba şu an. Zaten aynen öyle. Ya şimdi böyle bir kriz olduğu zaman şu kadar diplere inmişken fiyatı alan kazanır. Satan ya kaybeder. Zaten şu devirde tanıdıkla ticaret döndürürsün. Daha yabancıya araba satma ya bir şey devirde... satıyorsan da yerine bir şey koyman gerekiyor aynen diye düşünüyorum. Şu anda para da durması mantıksız. Aynen öyle. O zaman yarın haberleşiyoruz. Tamamdır abi.